Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda bazı illerimizde vaka sayılarında artışların gözlenmesi ve Doktor Fahrettin Koca'nın 17 şehirde mutasyonu açıklamasının arkasından tedbirler, yasaklar, kurallar dikkat edilmeli. Gerekirse hangi il olursa olsun il hıfzı sıfır kurulları kararlar alınabilir denildikten sonra yasaklar gelmeye başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında son olarak Adıyaman, Kütahya ve Balıkesir'de ev, mahalle ve köyde karantina uygulamalarının başlatıldığı dile getirildi. Ülkede Adıyaman, Kütahya, Balıkesir'de birçok yerleşim yeri karantina altına alındığı ifade edildi. Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son 2 günde 42 ev karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzı Sıfa Kurulu yeni kararlar aldı. Karar gereği son 2 günde farklı mahallelerdeki 42 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandığı ifade edildi. Kütahya'nın Smav ilçesine 25 kilometrede uzaklıkta bulunan 158 nüfuslu Hacı Hüseyin Efendi köyünün koronavirüs 6 pozitif vaka ve 31 kişinin temaslı olması sebebiyle karantina altına alındığı bildirildi. Smav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkan toplanan ilçe Hıfzı Sıfa Kurulu kararına göre Hacı Hüseyin Efendi köyüne tespit edilen 6 koronavirüs pozitif vaka ile 31 kişi temaslı olması nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için Hacı Mustafa Efendi bağlısı hariç karantina uygulaması başlatılmıştır açıklaması geldi. Köye giriş ve çıkışlar kişilerin sağlık durumu tehdit edecek acil durumlar dışında 14 gün süreyle yasaklandığı dile getirildi. Aile hekimi tarafından verilen mobil sağlık hizmetleri de ertelendi. Hacı Hüseyin Efendi köyünde karantina kurallarına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında gerekli ceza işlemlerinin uygulanacağı da dile getirildi. Balıkesir, Hayvan ve Gönen ilçelerinde Biray Mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığı dile getirildi. Valilikten yapılan açıklamada Havra'nın Kırsal Tepova'da ve Gönen'in Gaybular mahallelerinde bazı kişilerde COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı salgının yayılımını önlemek amacıyla önümüzdeki Şubat'ın ilk haftasına kadar yasağın devam edeceği dile getirildi. Yapılan açıklamada jandarma komutanlığına bağlı ekipler önlem aldıkları Tepeoda ile Gaybular Mahallesi'ne giriş ve çıkışlara müsaade edilmediği de yapılan açıklamalar arasında. Maalesef bu şekilde yasaklar tabii ki bizim istemiyoruz ama mecbur kaldığımız zaman da yasaklar gerekli. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Peki sizce ülkemize gelen bu virüsten dolayı ülke genelinde çeşitli yasaklar arttırılmalı mı? Şu an uygulanan yasaklar yeterli mi? Okulların açılmasından bahsedilirken bu tabloda okullar açılırsa sizce ne olur? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.